Değerli arkadaşlar merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar palamutlarımızla ilgili görüntüleri gördünüz. Bununla ilgili de görüntüleri bu masadan önce yükledim. Ve onlara vakıf oldunuz. Onları kızarttım güzelce. Şimdi de yiyeceğim. Bir arkadaşımız ısrarla söylüyordu. Palamutlar çıktı. Palamutlar şu anda gayet alınabilir seviyede. Palamutlar şu anda çok bol bulunuyor. Ben de palamutları aldım. 3 adeti 100 liraydı. Kendim temizledim. Temizleme parası alıyorlar arkadaşlar. Sonuçta adamların elemeye geçiyor. İstemeseler bile mırın kırın ediyorlar. İçlerinden belki küfür bile ediyorlar yani. Çünkü bazıları temizletiyor, para falan vermiyor. Rakıyı dediğim gibi midem ağrıyor. Böyle tek dolduracağım arkadaşlar. İki tek içeceğim ama biraz sohbet edeceğim. Bu video esasında biraz sohbetle ilgili. Esasında rakı falan da içmeyecektim. Bu hafta bu ikinci. Yani iki tek bir duble yapar. Hesap edeceğiz. Çünkü midemle ilgili sıkıntılar daha yeni yeni gitti yani. Yeni yeni gidiyor. Biraz suyunu bol koyacağız. Yeni yeni gidiyor midemle ilgili problemler. O yüzden tekrardan azdırmak istemiyorum yani. Aynı seviyeye gelmesini hiç istemiyorum. Şerefinize. Suyumuz buz gibi, çivi gibi. Şalgam suyu yine tüketmeyeceğiz. Bol limonlarımız var. Roka salatamız var. Küçük turplar aldım. Bunları 4'e 5'e nasıl hazırlanıyor? Bununla ilgili görüntü yok ama tarif edebilirim. Sarımsak 2-3 adet rendeliyorsunuz. Zeytinyağı, rokaları arkadaşlar irice doğruyorsunuz. Domates, turp bunlardan oluşuyor. Tabii ki birazcık da tuz atacaksınız. Balıklarımızı da mısır ununa bulamak suretiyle ve tuzlamak suretiyle yağda pişirdim. Onlarla ilgili görüntüler var. Hemen bu aralara onu da sıkıştırırım, koyarım. Ziyafeti çekerken de bir iki böyle soru gelmiş. Onlara biraz cevap vermek istiyorum. Öncelikle biraz atıştıralım. Sonra onlara döneriz arkadaşlar. Ve şöyle yılın ilk palamudunu yiyelim. Bu senenin ilk palamudunu yiyelim bakalım. Nasıl olacak geri dönüşü? Evet. Hoş bir lezzet, güzel bir lezzet, pişman etmeyen bir lezzet. Özellikle bu roka salatasının içerisinde bol miktarda zeytinyağı var. Sarımsakla çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Balığımız da gayet güzel pişti. Çıtır çıtır. Lokum gibi. Şöyle minik turplarımız var arkadaşlar. Şöyle içini de sizlere göstermek isterim esasında.
Bunların ortasından bir adet kılçık çıkıyor. Böyle helva gibi, pamuk gibi dağılıp gidiyor arkadaşlar ağzınızın içinde. Onu sizlere söyleyebilirim şöyle. Lob et dumanı üstünde. İşte en lezzetli kısımlarından biri. Gerçekten harika. Her şeyi sıcağı sıcağına yemek gerekiyor ama tabi bunları alamayanlar var, yemeyenler var. Benim sözüm onlara değil. Bu kanalın konsepti bu. Dediğim gibi herhangi bir şekilde elimdeki evi yükseltme girişimine girmedim. Bir arkadaş yazmış orada, şimdi ona geleceğiz. O konuya da hiç girmedim. Her şeyin bir zamanı var. Zamanında yaptınız. Zaten yapamadıysanız beyhude bir çaba oluyor. Yok. Aracımı satayım, üzerine biraz daha para koyayım. Daha yüksek modelli bir araba alıp bineyim falan. Bunlar boş abicim. Bu dünyada yiyeceğim ve içeceksin. Gerisi boş yani. Tabi alnının teriyle kazanmış olduğun parayı yani. Helalinden kazanmış olduğun parayı. Bizim gözümüzü kırs bürümedi ki, şunu da alayım, şunu da yapayım, şunu da. İşte iPhone'un en son modeli çıktı, onu alayım. Arabaların işte sürekli sıfırını alayım, yenisini alayım. Onları yapanlar varsa da yapsın abi, devam etsin. O yolda gitmeye devam etsin. O benim tarzım değil yani. Şimdi bir arkadaş yorum yazmış. Gerçi bayağı da özele girmiş yani. Tam biz kendisini tanımayız. Lakabıyla tabii, her zaman olduğu gibi. Yorum yazanlar lakabıyla yazıyor. İsim soy isim belli değil. Ama sorduğu sorular çok özel yani. Mide yanmasına karşı bazı baharatların çok büyük avantajı oluyor. Griptir, soğuk algınlığıdır, mide. Mesela ben şöyle bir not çıkardım arkadaşlar. Biraz sonra onlardan bahsedeceğim şöyle. 100 sayfa. Benim gibi son dönemlerde mide problemi çekenler olursa muhakkak bu söylediğim baharatları kullansınlar. Peynir tabağı yapacaktım. Bu baharatları kullanarak.
Ama işte balık yediğimiz için az yerleyeceğinden falan değil. Onu yapmadım. Uyumsuz olacağı için mesela helva çok uyumlu olduğunu biliyoruz. Balık yaptığınız zaman. Peynir biraz uyumsuz oluyor balıkla birlikte. Yoğurt da öyle. Ben denedim defalarca öyle zehirleme falan şudur budur. Hani balıkla, bayat balıkla yersem. Yok arkadaşlar öyle bir şey olmadı hiç. Bu balıklar zaten çok taze de Ege öncesinde onlarca yüzlerce defa balık yedik. Bazıları da bayattı yani. Harika yani. Şimdi balıkla da harika gidiyor. Palamut tava. Ve mercan rakı. BY Rotasız ismindeki bir kardeşimiz. Bakın ne demiş. Bazı yorumlar gerçekten çok ilginç oluyor. Çok da özele kaçıyor. İlginç. Bazen insanlar kendi yapmak istedikleri şeyi de karşısından isteyebiliyorlar. İçgüdüsel olarak. Abi, kendi arabanla oğlunun arabayı bak satıp yüksek model güzel bir araç alsanız. Bizde iki tane araç var ya. İkisini satacakmışız. Yüksek model güzel bir araç almamızı öneriyor. Eski arabaların vurgusu, arızası bitmez. Kardeşim başka baba oğul binin güzel bir arabaya. Daha başka ne yapalım? Oğlanın yaşı gelmiş. Bak. Paraları biriktir. Oğlanı evlendir. Bir an önce ek iş yap. Taksiye falan çık. Paraları biriktir. Bir yandan da hani para biriktirme yöntemlerini de söylüyor arkadaşımız. Oğlanı evlendir. Babası olarak destek çık. Arkasında dur. Aslan parçasını. Vay be. Sen ne güzel bir kardeşimizsin ya. Ne güzel akıl ve tüyolar verdin bize. Helal be sana.
Buyurun arkadaşlar, bu soruya yanıt vermemiz gerekiyor. Siz olsanız, beni tanıyorsunuz, nasıl bir yanıt vermemi beklerdiniz, umardınız? Ya da kendinizi benim yerime koyun. Nasıl bir yanıt verirdiniz? Biraz beyin jimnastiği yapalım hadi. Karnım o kadar aç ki arkadaşa yanıt veremedim ya. Yemek yemekle meşgulüm şu anda. Ama tabii her soruya karşı bir yanıtımız var. Balık da balık olmuş abicim ya. Gerçekten ya. Hani yeme de yanında yat derler ya. Salatamız bitti abicim. Sosunu sıyırıyoruz ya.
Değerli kardeşim, esasında ben sana cevap vermek için hiç uğraşmayacağım. Hiç. Sadece size bir videoyu seyrettireceğim şimdi. Daha yeni aklıma geldi. Onu seyrettiğin zaman bir nevi cevabını almış olacaksın. Şöyle ayarlayalım. Evet. Sesini de açalım biraz. Biraz daha açalım. Her şey bu videonun içerisinde. Ve araçla ilgili sana bir cevap daha vereceğim. O da video bazında. Ben bunları defaten söyledim sizlere ama bazılarınız anlamamakta ısrar ediyor gibi sanki. Burası Aydın Sök arkadaşlar. Pastaneye vuracağım. İşe gidiyorum Kuşadası'na. Poğaça falan almayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Tazminatsız. Kıdem tazminatı. Ve ihbar tazminatı olmadan. Almadan. İşten çıktım. Ayrıldım. Bugün son günüm arkadaşlar. Bugün son günüm. Bahtiyarım, mutluyum. Ne zamandır benim kafamı kurcalıyordu. Ve süre geçtikçe de 2,5 seneye yaklaştı. Yaşlı bir amca var, maskeli dışarı çıkmış, yol verdim. Süre geçtikçe de çıkmak zorlaşıyordu. Ve ben bir karar verdim. Çıktım, artık çalışmak istemiyorum. Ve bu aşamadan sonra nasıl olduğunu bu olayı size kısaca anlatayım. İşte nakdi tazminatınızı almadan, ihbar tazminatınızı almadan, yani kıdem tazminatı dediğim tazminat, nakdi tazminat, işten çıkabiliyorsunuz kendi isteğinizle. Ama tabii bunun bir takım arkadaşlar götürüleri oluyor sizden. Götürüleri nedir arkadaşlar? Götürüleri şu. Sonuçta içeride birikmiş olan paranızı alamıyorsunuz. Benim gibi 2 yıl, 9 ay bir süre çalışmışsanız bunu alamıyorsunuz. Şu ana kadar tabii ben bu konular hakkında konuşmadım ama ve şu an itibariyle konuşmayı uygun görüyorum. Çünkü son günüm, son iş günüm ve işten bugün itibariyle son günüm, ayrılıyorum. Tabii ki ihtiyacı olan arkadaşlara, çalışan arkadaşlara, eşi olan, çocukları olan, evi kirada olan, ben de kirada oturuyorum ama benim evim vardı arkadaşlar, biliyorsunuz. Şu anda yok, sattım. Bekliyorum. Eninde sonunda ev alacağız. Ama tabii bu fiyatlarla değil. %0.64 veya 0.74, 64'ler sıfır daireler için geçerli, 74'ler ikinci el daireler için geçerli. Bu fiyatlarla ev alınır, krediler gayet uygun. Kamu bankaları bildiğiniz gibi 3 büyük banka kredi veriyor bu konuda. Ama bu kredileri almak ne kadar mantıklı? Çünkü ev sahipleri ve müteahhitler aşırı derecede evlere zam yaptı arkadaşlar. Yani 300-350 bin liralık evler oldu, 500 bin lira. 500 bin liralık evler oldu, 600 bin lira. Yani yüzde zaten 30-40-50 zam yaptılar. Zam yaptılar ve bunun dolayısıyla da birçok götürüsü olacak. Yani şimdi bu şartlar altında ev alırsanız, ev aldıysanız eğer ödemek, bir gün geri ödemesiz bile bunlar. Son derece sıkıntı yaratacak arkadaşlar. Çünkü şu anda gerçekten bir yıl sonra ödemeye başlayınca acaba bu ev alanlar bu kredileri bir yıl sonra
parası zaten yabancı ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmiş durumda. Nasıl ödeyecekler? Yani dolar yerinde saymayacak, altın yerinde saymayacak. Şu anda bir baskılanma var arkadaşlar. Bunu görmeniz gerekiyor. Bununla ilgili defalarca ufak bilgiler verdim. Yani bu baskılanma süreci elinde sonunda turizm istedikleri gibi değil, herhangi bir şekilde üretim yok. Üretilen, dışarıya satılan doğru düzgün bir malzememiz, malımız yok arkadaşlar. İhracat nedir? Yabancı ülkelere yaptığınız alışveriş, yani sattığınız mal veya hizmet. İthalat nedir? Aldığınız mal veya hizmet. Alınan mal veya hizmet her zaman satış, sattığımızdan daha fazlası. Bu durumda ne bekliyorsunuz ki? Mantıksal bir açıklama var mı? Yok. Bunu da bu şekilde belirteyim. O yüzden en uygun bir karar alarak tabii ki dolar ya da euroda veya altında paranızı tutmanız. Çünkü bu belli bir süre biraz sabretmeniz gerekiyor. Fırladıktan sonra, ki olması gereken bu zaten, böyle gitmez. Düşünsenize, sürekli para basıldı. Bankamatikten sıcak sıcak para çektiniz henüz aylardır. Bu paralar karşılıksız paralar arkadaşlar. Neye göre basılıyor? Her para basıldığında elinizdeki mal ve paranız değer kaybetti. Bizim de değer kaybetti. Çünkü bunun bir karşılığı yok. Karşılığı neye göre belirlenir? Merkez Bankası'nın stoklarına göre, yani rezervlerine göre belirleniyor. Altına göre, içindeki dövize göre bunlar var mı? Sürekli dolara müdahale bazında bunlar engellendi arkadaşlar. Yani dolar fazla, döviz fazla yükselmesin diye sürekli stoklar eritildi. Bu vesileyle de yani ben %99.9 ilerleyen dönemlerde gerçekten çok büyük sıkıntılar ve kriz bekliyorum. Bu kriz öyle böyle de olmayacak. Yani korona falan, bunları da göz önüne aldığınızda çok daha farklı birçok sorun çıkacak ve bunlar çok da fazla ilerlemeden yaşanacak. Ben gözlem yapıyorum. Aylardır piyasaları takip ediyorum. Ve en mantıklı, en doğru kararları almaya çalışıyorum. Arada da sizlere uyardığım oldu. 2020 yeni yıl mesajım, 2019 yeni yıl mesajımda falan bunları söyledim. Veya arada çekmiş olduğum videolarda bunlardan bahsettim. Ama dikkate alan aldı, almayan almadı. Şimdi tedbirinizi kendiniz almak zorundasınız. Gelelim iş konusuna. Arkadaşlar, ayrılmak istiyordum, ayrıldım. Çok da mutluyum, bahtiyarım. Ayrılması bile 5-6 gün sürdü. Sancılı bir süreç. Geldim, gittim bu süre içerisinde mesaiye. Bunlarla ilgili çok derin konular var. İhbar tazminatının çeşitli kategorileri var. İşte çalıştığınız yıl bazında haftalarca sizi pat diye hemen çıkartamıyorlar. Ki benim süremde bile 42-43-45 günlük bir çalışma sürem daha vardı. İsteseydim ama ben yani artık bıktım yani. Çalışmak istemediğim için o hakkımdan da feragat ettim. Ha şu da var. Kafanıza göre 2 gün gelmeyin, ondan sonra işten çıkayım mevzusuna girerseniz olay çok farklı noktalara gider. Bu sebeple işveren size tazminat açabilir. Yani çalıştığınız o maaşı da alamazsınız. Ona girmeden önceden bildirmeniz gerekiyor ki ben bildirdim. Daha sonra bu aşamaları kademe kademe onlar teklif etti. Yanıklar ya. Neyse canım, zaten benim işime geldi. Ben zaten kıdem tazminatını yakmayı göz önüne aldıysam, ihmal tazminatı nedir arkadaşlar ya? Ha sonuçta tabii bir 15 bin küsür lira ve en az zarar görünüyor tabii. Yani alacağım para var, biraz daha sabretseydim. Bir sene sonra buradaki iş bitecekti. Onu yaptığımız gibi bir de bir sene daha çalışsam mesela 36 bin liraya yakın en az belki para alacaktım. 50 bin liranın üzerinde bir kayıp var ama tabii biz bunlara kayıp gözüyle bakmıyoruz. Zaman çok çabuk geçiyor, hızlı geçiyor. Neyin ne olacağı hiç belli değil arkadaşlar. Ben gerekli tedbirlerimi, önlemlerimi almışım. Evet, dinledin mi kardeşim? Testi, su akarken dolar arkadaşlar. Yeah. Test diye su akarken suyu dolduracaksınız.
yoksa son anda böyle bir durumda alacağınız para sizi en fazla 2-3 ay idare eder, 4 ay idare eder. Yani işiniz de yoksa çalışmak zorundasınız. Ne yazık ki daha önceleri bu konuları şey yaptık ama farklı yönlere gidiyor. Tabii işsiz güçsüz insanlara çalışmak önemli. Az çok demeden çalışacaksın ama bir sömürü düzeni, bir emek hırsızlığı var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yok bu aslında öldü fiyatına da. İnsanları özellikle okumuş, üniversite mezunu gençler... Burayı iyi dinle kardeşim. Çok yıpratıyorlar. Emekliler çocukları için veya biraz daha böyle yaşam kalitesini yükseltmek için sabretsin. Ama diğer insanlar ne olacak arkadaşlar? Yani bunlar sabır bir yere kadar yani. Sabır taşı olsa patlar. Bu paralarla, bu ücretlerle inanın yani bu ülkede bir cacık olmaz. Velhasılı kelam böyle size kısaca bir bilgilendirme yapayım. Bundan sonraki hayatım ve yapacaklarım yeni bir döneme ait olacak. Bu yeni dönemde de yol haritamızı yavaş yavaş ilerleyen günlerde bir kafamız sakinleşsin. Çıkartırız, sıkıntı yok. Benden yana bakın, mutluyum, seviniyorum. Yani bazı kadar tuzum kuru tabi abi falan işte dedim ya, testi akarken önemli arkadaşlar. Onu yapmazsanız düşünürsünüz kara kara. Dut yemiş bülbül gibi düşünürsünüz. O yüzden o durumlara düşmemek için bakın ben gerekirse ihbar tazminatımı, kıdem tazminatını yapıp istifa ettim. Her çalıştığım yerde şu ana kadar hiç kimse beni atamamıştır. Yani herhangi bir sorunumdan, kusurumdan, itaatsizliğimden kendim ya kendi isteğimle çıkmışımdır ya da işte normal TSK'dan emeklilik süremi doldurdum ve çok fazla uzatmadan tam günü saati geldiğinde de çok fazla uzatmadan kendi isteğimle arkadaşlar emekli oldum. Kendi isteğimle emekli oldum. Ben isteseydim halen şu anda çalışıyorum. 2012'de oldum bak. Yıl 2020. Hale çalışanlar var. Ama kendi isteğimle gayet de güzel bir karar almışım. Ondan da hiç pişmanlık duymadım. Daha sonra tabii fabrika veya bir takım yerlerinde sefahatim oldu. Kırtasiye açtım falan. Buralarda da hep işlerimi, güçlerimi kendi isteğimle, yani fabrikada da kendi isteğimle arkadaşlar çıktım. Buradan da 3 yıla yakın bir süre çalıştım ve kendi isteğimle ayrıldım. Tazminat hiçbir yerden alamadım. TSK haricinde. Yeni dönemde yeni bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Her zaman doğru insan kazanır, her şekilde kazanır. Kaybetmez arkadaşlar. Bunu bilin. Yani doğru insanın her zaman yolu açıktır, açık olacaktır. Bu da size güzel bir tavsiyem olsun. Kimseyi dolandırmayın, işinizi düzgün yapın. Layıklı ve çilesiyle yapın. Zaten gerisi gelecektir. Ben bu çalışma yaşantısında, hayatında yoluna devam edecek olanlara sağlıklı, huzurlu günler, bol paralı günler diliyorum. Ama tabii dediğim gibi emek hırsızlığı çok çok fazla. Yani bir defa çalıştığınız sürenin, çalıştığınız şeyin hakkını alamıyorsunuz arkadaşlar. Hakkını alamadığın için de her ne kadar gönlünde rahat olmaz, huzurunda olmaz. Maddi yönden de işte iki ileri bir geri kürek çekersin. Neyse konuyu çok fazla uzatmayın. İlerleyen zamanlarda bu tip bloklar gelecektir ama dediğim gibi araçlarla ilgili geniş videolar falan hep yıl sonunda gelecektir. Yani kış aylarında gelecektir. Daha çok gezi, eğlence ve bahsettiğim konular daha önceki vloglarımda gelecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Değerli kardeşim, sanırım anladın. Bir de şunu dinleteceğim şimdi size birazdan. Arkadaşlarım merhabalar. Evet. Bir de bunu dinleteceğim şimdi birazdan. Şöyle bir tekrardan göz göze gelelim isterseniz. Şöyle göz göze. Ha bunu büyütmüştük ya. Biraz şöyle yapalım.
Değerli arkadaşlar, bahsettiğim umarım bu arkadaşa verilecek cevaplardan en güzellerinden biridir. Bu arada burada para görüyorsunuz. Sigaram bitmiş. 2 paket uzun parlament aldırttıracağım. Benim büyük oğlan burada. Çocuklarım çalışıyor. Her birinin kolunda altın bilezikleri var. Yani altın bilezik dediysek donanımlı çocuklar. Her biri, 2 tane oğlum var bu arada, üniversitede okudu. Bir tanesi 3 üniversite. Biri bir üniversite bitirdi. Şimdi tekrardan üniversiteye gidecek. Bunun yanında çalışıyorlar. Ama sigortalı işlere giriyorlar. İhtiyaçlarını karşıladıktan sonra arkadaşlar işten çıkıyorlar. Ve 3-5 ay zaman geçiriyorlar ellerindeki para bitene kadar. Sonra tekrar işe giriyorlar. Bu bir geçiş dönemi. İkisi de evlenmeyi düşünmüyor. Donanımlarını hızla yükseltmeye devam ediyor. Büyük oğlum bu yakınlarda, o da askerlik görevini bitirecek. 3 üniversite bitiren dedim. Diğer oğlum bitirdi. Paralı yaptı. Paralı assubaylık yaptı. Sınırda muhabereciydi. Arzalanan telsizler, kripto yüklemeleri, operasyona gidenler, gelenler, bunların görüntüleri. Birçok işi vardı arkadaşlar. Zaten kendisi de elektrikle ilgili bir üniversiteyi bitirdi. Şimdi tekrardan Ankara'da mühendislik bazında başka bir üniversiteye müracaat edecek. Çocuklar şu anda evlenmeyi düşünmüyor. Bahsettiğim nedenlerden dolayı. Çünkü liyakatlı personel deyince ne anlıyorsunuz siz, ama anlatacak esasında bu konu çok önemli. Fakat çok fazla detaya girmeyeceğim. İşi bilen personel biraz önce vlogda bahsettiğim işlerle meşgul olurken, emek hırsızlığına uğrarken, işi bilmeyen, hiç vasfı olmayan, diplomasız insanlar devletin türlü kademelerinde kilit noktaları tutmuş durumdalar. Bu bir geçiş dönemi. Bu geçiş döneminde de tabii ki kendinizi çok fazla ezdirmeyeceksiniz. Yok pahasına da. Şimdi düşünün yani bu çocukların evlenmiş olduğunu ve çocuklarının olduğunu. Ne yapacak? Gece gündüz asgari ücrete talim edecek. Bunlar bu kadar üniversiteyi okumuşlar, bitirmişler. Düşünemiyorum bunları. Ya da ben düşünemiyorum. Artı benim çocuklarımın güvencesi var arkadaşlar yani. O konuda sıkıntı yok. Şimdi bir vlog daha açacağım. O videoyu izleyeceksiniz. Orada da ne demek istediğim her şeyi detayla anlatacağız. Yani burada esasında her şey belli. Bir üçüncü vlog da herhalde arabayla ilgili bir vlog var. O vlog gelebilir. Ama olmazsa da onu anlatalım. Bunu es geçelim. Evet, bunu es geçelim. Olmazsa onu anlatalım. Çünkü arkadaş şöyle yapalım onun için. Dursun, hoş geldiniz. Evet. 3 yıl önce yüklemiş olduğum bir video. Bu videoyu tam 221 bin kişi izledi arkadaşlar. İlk yüklediğim 2 günde izlediler.
200 bin kişiye yakın. Sonradan da işte tabii 20 bin kişi falan izledi. Şimdi bu video gerçekten esasında da her şeyi özetleyen bir video. Araba konusuyla hani araba diyorsunuz ya. Şöyle biraz büyütelim bunu. Şöyle bunu da ayarlayalım. Bakın neler anlatıyoruz burada. Burada o bir önceki seyrettiğiniz videodan daha önceki bir döneme haiz bir video. Bakın burada neler anlatıyoruz. Buyurun başlayalım. Arkadaşlarım merhabalar. Ses biraz zayıf çıkabilir. Ömür boyu arabaya çalışmak istiyorsanız sıfır araba alın. Binin 200 sene sonra aldığınız parayı kurtarmayacak şekilde satın. Tekrar sıfır araba alın. Böylece bir bakmışsınız. Hayatınız belli bir süresi. Bu arada ben 3 kere sıfır araba aldım, sattım kardeşim. Sadece bir aracınız var. Bindim yani. Hayır, bindim. Araç alırken sonra sattım. Çok önemli faktörler var. Sağlam bakımları yapılmış ve çok fazla el değiştirmemiş bir tane araç alacaksınız. Ve bunu tüm bakımlarını yaparak, iyi ustalara göstererek, sadece kendiniz kullanarak uzun vadede binecek ve bu şekilde çok az masraflarla sağlam, güzel bir araçla birikimlerinizi yapmaya devam edeceksiniz. Bu çok önemli. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Gerçekten yadsınamaz bir durum. Ve bu konuda dikkat etmeniz gereken, almanız gereken tedbirler, önlemler var. Onlardan da bahsedeceğim. Sıfır araç almanın veya yeni araç almanın sonu yoktur arkadaşlar. Yani bu şekilde paranızı israf etmekten başka, çarçur etmekten başka elinize hiçbir şey geçmez. Ben 3 defa sıfır araç alıp binmiş ve kullanmış birisi olarak sizlere bu mesajı veriyorum. Belli bir dönem biz de bu sevdaya kapıldık ve birçok paralarımız cayır cayır gitti. Oysa şimdiki aracımı görüyorsunuz. Tank gibi, sorunsuz bir şekilde, çok az bakım ve masraf. Bu araba, bu arada son 3 senedir hiç bakıma girmedi benim aracım arkadaşlar. Yani 1 lira bir masrafım olmadı yani. Bulmanız gerekiyor. Öncelikle biraz da paraya kıyacaksınız. Tabii ki ikinci ellere göre. Aldıktan sonra sadece ufak tefek bakımlarla yıllarca binebileceğiniz bir araç edinmiş oluyorsunuz. Ve bu araç sizi sadece ve sadece günlük rutin işlerinizi yapmak, işe götürüp getirmek, gezi gibi veya tatil gibi programlarınızı aksatmadan yapmanızı sağlamak dışında düzenli olarak aldığınız maaşların, ücretlerin birikimine de çok büyük katkısı ve katkıda bulunuyor. Gayrimenkule veya menkul değerlere yatırım. Gayrimenkul, tarla, bağ, bahçe, arsa, ev, yani ben bunların hepsinin sahibi oldum. Ve bu aracıma da 3. seneye gireceğiz. Binmeye devam ediyorum. Size sürekli sıfır araba alıp satmak, değiştirmek, model değiştirmek, ufak tefek karlarla bu işin ticaretini yapmak hiçbir şey kazandırmaz. Zarardan başka. Araç alıyorsunuz, her şeyi vergi arkadaşlar, her şeyi vergi. Plakası vergi, benzini vergi, motorunu vergi, mazotu vergi, gazını vergi, bandrolü vergi. Senede iki defa zaten biliyorsunuz verdiğiniz bandrol var. Muayeneye gireceksin vergi, egzoz emisyonu vergi, yola çıkıyorsun. Sigortası var, kaskosu var. Yiyorsun. Bunların hepsi gidiyor. Yani elinizden çıkıyor gidiyor. Ha bu yeni araç için de geçerli, eski araç için de geçerli. Fakat demek istediğim şu, araç alırken dikkat edeceksiniz. Paranızı çarçur etmeyeceksiniz. Günümüzde çok da sağlam olmayan elektronik oyuncağı bol araçlara... Burası çok omelli arkadaşlar. Bu işin sonunu getiremezsiniz. Size yarar sağlamaz, zarardan başka hiçbir şey getirmez. Dönüp bir de bakmışsınız ki ömrünüz geçmiş gitmiş, heba olmuş. Elinizde sadece bir tane son model araç var. Veya yok. Oysa
bağ, bahçe işte görmüş olduğunuz gibi, tarla, arsa, ev, bunlara yatırım yaparsanız hem kendi istikbaliniz, hayatınız kurtulur, hem de çoluğunuzun, çocuğunuzun hayatını kurtarmış olursunuz. Sizlere kısa bir mesaj vereyim dedim. Ben bunların hepsine sahip oldum ve yeteri kadar da var. İstesem alamaz mıyım? C serisi 2015, 16, 17. Alırım, binerim. Neden almıyorum? İşimi fazlasıyla görüyorum. Ne gerek var? Dört dörtlük bir araç. Yani bundan sürekli bahsediyorum defalarca sizlere. Bahsediyorum. Hiç gerek yok. Paranızı çarçur etmeye, sağa sola savurmaya hiç gerek yok. Bence bu işe bir dur deyin ve o şekilde hayatınıza yeniden yön vererek, yeni bir karar alarak eşinizle birlikte, çocuklarınızla birlikte geleceğe güvenle bakın. Geleceğe güvenle yatırımınızı yapın. Araç almanın sonu yok. Araç almanın sınırı da yok. Araçlar sürekli değişiyor. Sürekli arkadaşlar cebinizden büyük paralar çıkıyor. Bankalardan krediler çekiyorsunuz. Haddinden fazla, çok çok fazla faizler ödüyorsunuz. Üstelik yeni nesil araçların birçok donanımı, birçok ünitesi, elektronik bunlara bir tür ufak bir arıza halinde paralar vererek yaşam sürenizi, kalitenizi düşürüyorsunuz. Oysa bol bol kendinize, ailenize para harcayın. Yaşam kalitenizi düşürmeyin. Sonuçta bu bir araç. Sizi bir yerden bir yere naklediyor. Bakımlı olsun, temiz olsun. Yağıyla, suyuyla, bakımıyla siz ilgilenin. Ve hiçbir takıntınız da olmasın. Yani dediğim gibi yatırımlarınızı o şekilde yaparsanız hayatınız zayi olmaz. Hepinize hayırlı günler, güzel günler diliyorum. Hayat gönlünüzce olsun diyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle tekrardan bir çevirelim bakalım. Değerli arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim, sanırım videolarda ne demek istediğimi tam ve net olarak anladınız. Daha açmaya bu konuyu daha fazla irdelemeye gerek duymuyorum. Gerek de görmüyorum. Benim çocuklarımın gelecekleri garanti altındadır arkadaşlar. Bunu size temin edebilirim yani. Ben gerekli yatırımlarımı ona göre yapmışım. Ve sırf sükseli bir hayat yaşayacağım diye elimdeki avucumdakini veya aldığım menkulleri, gayrimenkulleri, menkul, gayrimenkul. Gayrimenkulü ne giriyor? Ev, arsa. Bunlar bende var arkadaşlar. Var. Bunları çocuklarımın geleceği için ben aldım, yatırım yaptım. Yani kendim daha lüks bir araca bineceğim diye efendime söyleyeyim. İşte iPhone'un en son telefonlarını kullanacağım diye. Her zaman gösterdiğim gibi telefonum. Cirlof gibi işimi görüyor. Sıfır aldım. Ne gerek var 40 milyonluk telefonu almaya? 6 milyon, 7 milyon lira şu anda ikinci el fiyatı. Sıfır mı bilmiyorum. Sıfırı da herhalde. Belki de sıfırı o kadar. Yani sonuçta arkadaşlar her şeyde bir denge unsuru var. Dengeli olacaksın. Dengeli hareket edeceksin. Anlatabiliyor muyum? Durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakın diyorum. Harun parmağı savurmayın paralarınızı. Dikkatli, bilinçli bir şekilde harcayın. Efendime söyleyeyim böyle fuzuli yatırımlara hiç gerek yok. Daha lüks, işte daha işte ne bileyim böyle büyük evlerde oturmaya. Çok çok böyle son model lüks araçlar kullanmaya hiç gerek duymuyorum ve görmüyorum. Ya da telefon gibi şeyler. Bunlar ömür törpüsü.
insanın ömrünü alır, törpüler böyle yavaş yavaş, törpüler. Bir de bakmışsınız geriye, hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani istediğinizi alın, yiyin, için, eğlenin arkadaşlar. Tabii ki bahsettiğim gibi gerekli yatırımlarınızı yapmışsınız. Tek başına yaşamıyorsanız, çocuklarınız da varsa, aileniz de varsa. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Dileklerimle birlikte.